Merhaba, Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Aydın Kuşadası. Bu güzel ilçemizde gayrimenkul sektörüne yönelik hizmet veren, kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Villa Class Gayrimenkul'e konuk oluyoruz ve yanımızda brokerımız Sayın Hayri Demir ile birlikteyiz. Merhaba Hayri Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi Villa Class Gayrimenkul yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip. Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar, projeler, bunlarla ilgili birçok bilgiyi alacağız. Gerçekten de Villa Class Gayrimenkul dolu dolu bir firma. Altyapısı çok sağlam, çok da güçlü bir firma aynı zamanda ve tamamen kurumsal çalışan bir firma. Onlarla ilgili de bilgiler alacağız ama öncelikle Villa Class Gayrimenkul ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldi? Biraz bu konu hakkında bilgi alayım sizden. İsmim Hayri Demir, Villa Class Gayrimenkul Genel Müdürüyüm. Villa Class olarak Kuşadası'nda 4 tane şubemiz mevcut. Merkez ofis, Kadınlar Deniz şubemiz ve çevre yolunda Ege Mahallesi şubemiz mevcut. Aynı zamanda Kuşadası'nın özellikle yaz dönemlerinde yoğun bir yer olan Long Beach, yani Türkçesi sahil siteleri dediğimiz bir bölge. O bölgede de bir şubemiz var. Orada da hizmet vermekteyiz. Merkez ofis olarak Kuşadası'nda toplamda 32 danışmanımız mevcut. Bunun içinde yabancı departmanımız var. Evet. Ofis asistanlarımız var. Ve toplamda 500 metrekarelik bir alana sahip. Burada yine danışmanlarımızın müşterileriyle özel ortamlarda birebir görüşmeleri ve görüşmelerinde rahat ortam sunma adına iki tane toplantı odamız ve açık görüşme salonlarımızda olmak üzere. Bunlarla beraber 4 tane görüşme odamız mevcut. Yine çalışma ortamlarımızda danışmanlarımıza özel 35 kişilik kapasiteli bir yerimiz mevcut. Bununla beraber kafeterya, mutfak anlamında kullandığımız bir yer mevcut. Merkez ofisimiz bu şekilde oluşuyor. Şubelerimiz de bölgesel anlamda hareketli yerlerde ve o anlamda da oradaki insanları da o bölgede de olmamız gerektiğini, aynı yerde toplanmak yerine şubelerle müşterilerin ayaklarına gitme anlamında veyahut da o portföyleri, o bölgenin portföylerine daha çok sahip olma adına Kadınlar Denizi ve Çevre Yolu Ege Mahallesi'nde yerlerimiz var. Oralarda da 15 kişilik danışmanlarla birer şube müdürlerimiz var. Evet ve tabii ki bu danışanlarımızın hepsi deneyimli, tecrübeli ve gerçekten kendi dalında da uzman bir kadro. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bizim danışmanları özellikle seçme pozisyonumuzda biz insanları kendimiz aramıyoruz. Biz ekibimizin içinde genel anlamda tanıdıkları vasıtasıyla veyahut da bu işi gerçekten yapmak isteyen insanlarla ekibimizi oluşturduk. Ve genel anlamda ekibimizde geçmişinde öğretmen, emekli assubay, yine emekli subay veyahut da daha önceki hayatında devlet memurluğu yapmış ya da başka sektörlerde bulunmuş kariyer sahibi ve bilgili insanlardan oluşmakta. Ve biz özenle İzmir'de, Aydın'da açılan emlak kursları ve yine bazı üniversitelerin 6 aylık kısa dönem emlak danışmanlığı üzerinde kursları var. Biz buralarla bağlantılı olarak ekibimizi yönlendirip buralardan sertifikaları almasını sağlıyoruz. Yine firmamızın da bu konu üzerine çalışmaları var. Bizler de özellikle Kuşadası bünyesinden, yani bu bölgeden dışarıya çıktığımızda o bölgelerde de şubeler açtığımızda kendi kursumuzu veren bir firma haline gelmek istiyoruz. Bunun için bizim Milli Eğitim Bakanlığı'yla gerekli mercilerle görüşmelerimiz var. Biz bunu da en kısa zamanda yapmak istiyoruz.
kendi bünyemizdeki danışmanlara ve alacağımız danışmanlara bu sertifikanın alabilmesi için en hızlı çözümü nasıl üretirizi şu anda aşamalı şekilde yürütüyoruz. Ve en yakın zamanda bu müjdeyi de inşallah ben ekip arkadaşlarıma vereceğim. İnşallah. Hem dışarıdaki insanların bu danışmanlık anlamında işi öğrenip yapabileceğini anlaması için buraya başlamadan önce o kursa tabi olup o kurstan sonra tabii belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Çünkü bizim uzman bir kadro olabilmek için deneyimli bir ekip olabilmek adına bu anlamda tabii ki eğitim şart ve onun bile eğitimini verebiliyoruz aslında, değil mi? Evet. Şimdi onun için biz bu noktalarda geçmişte baktığımız zaman biz insanlara diyorduk en iyi kişileri bir araya da toplayıp bu işi artık bir ekip çalışması. Yani bireysel anlamda bu işin artık yapılamayacağını, doğru ve kültürlü belli noktada belli seviyede insanların bu işi yapmayı tercih edeceğini anlattığımızda insanlar böyle bir ekibin oluşturulmasını imkansız görüyordu. Ve şimdi de bakıyoruz, bizim bu sistemi yaptıktan sonra bu sistemi kendilerince firmalarına özel aynı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu bize de baktığımız zaman gurur verici, haz verici bir olay. Çünkü size örnek alıyorlar. Kuşadası'nda bu çalışmayı başlattık ki doğru şeyler yapılsın. Çünkü geçmişte gerçekten ciddi mağduriyetler oluştu bu sektörde. Evet. Biz de arkadaşlarımızın bu husustaki çalışmalarını gördükçe sektörün geliştiğini, gelişmekte olacağını görmek tabii hoş. Sonuç itibariyle Kuşadası evrensel bir yer. Dünyanın her tarafından gelinen bir yer. Böyle bir yerde sektörün de gelişmiş olması Kuşadası'nı artık atar, bizlere artık atar. Olaylara o şekilde bakıyoruz. Evet, bu da çok çok önemli. Özellikle bir firmanın gelişimi adına çok daha yenilikçi ve ileriyi gören bir firma olmak tabii ve aynı zamanda da bir örnek teşkil etmek çok önemli. Ve zannediyorum siz de bunu başardınız ve şu anda Villa Class Gayrimenkul olarak gerçekten de kendi konusunda ve kendi sektöründe Kuşadası'nda lider ve bir marka haline geldiniz. Bu da tabii markalaşma süreci çok büyük çalışmalar sonucunda ortaya geldi zannediyorum, değil mi? Tabii illaki. Mesela şöyle söyleyeyim. Biz demin de bahsettiğim sahil siteleri bölgesinde 4. şubemizi açtık. Gerçekten sadece sezonda yazın hareket gösteren bir yer. Ve o bölgede tutunabilmek zor. Ama bir yandan da o bölgeye doğru hitap eden insanlar yok. Zaten sektörümüz o anlamda da ciddi yara alıyor. Site bekçileri veyahut da marketlerin bu işi yapmaya yeltenmesi insanlara yanlış yatırım yapmasını. Evet. Halk arasında da aslında bir ön yargı var. İşte neden emlakçıya gideyim? Neden gitmeli sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bir kere öncelikle Villa Class Gayrimenkul olarak bizim temel amacımız şu. Doğru ve makul fiyat satışı %100 arttırır. Bir emlak danışmanı mesela öncelikle satış anlamında bu konuya cevap vereyim. Sonra da niye konut almalı Villa Class'tan veyahut da bir profesyonel kurumsal çalışan bir emlak şirketinden neden ev almalı? Oradan girelim. Satışının ilk başta ekspertiz çok önemli. Bu ekspertiz nasıl yapılır? O bölgede daha önce ne kadar limitlerde ev satılmış ve o evin ne kadar olması lazım? Çünkü o süreçte mal sahibinin evi çok ucuza gidebilir. Evet. Veyahut da çok fazla bir rakam söyleyip evin satışını engelleyebilir. Onun için bir kere doğru ekspertiz, makul fiyat satışı %100 arttırır. Evet ve doğru yönlendirmek tabii ki alıcıyı da. Tabii. Şimdi mesela yine aynı zamanda satış anlamında hukuksal süreçler mevcut. Şimdi bu hukuksal süreçler neler? Vatandaş 60 bin lira kredi çekiyor. Ama tapuda 40 bin lira gösteriyor. Şimdi aradaki 20 bin lira fark tamamen bilinçsizce devleti
vergisinden kaçırılmış oluyor. Evet. Şimdi bir emlak danışmanı hem alıcı hem satıcıyı bu konuda uyarır. Yarın bir gün sorun yaşamamaları için bu konuda bilgi verir. Evet. Ve bunun gibi bir sürü hukuksal süreç var. Yani ev alıp satmak gerçekten tamamen bilgiye dayalı bir olay. Evet. Yine aynı zamanda şöyle söyleyeyim, satıcılar kendileri satmaya çalıştığı zaman adam rakamsal anlamda düşük bir rakama bakıyor ama onun iki kat fiyatı, o da arıyor telefonla. O an işi oluyor, gelemiyor ve son zamanlarda artık müşteri takibi gerçekten zorlaştı. Biz müşterilere telefonlarımızla yine ziyaret ederek ve olayları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Mail atıyoruz. Sürekli bilgi veriyoruz. Bilgilerimizi güncelliyoruz. Ama bir ev sahibi asla bunları tek başına yapamaz. Hı hı. Çünkü ev sahibinin işi ev satmak değil. Ev sahibinin işi o an satılık bir evi var, onu satacak. Ya başka yatırımını yapacak ya da sattıktan sonraki hayatına bakacak. Evet. Yani o anlamda bir de satılık olan levalara her türlü insan arıyor. Ne geleceği belli değil. Evet. Yani onun için güvenilir bir emlak şirketi hem hukuksal hem satışın hızlanması, doğru fiyatın belirlenmesi artı satışta biz mesela özellikle 70 kişilik bir ekibiz. Portföyün hemen sisteme girip satılma olasılığı yüksek. Çünkü mevcutta müşterilerimiz hazırda bekliyor. Hı. Bir arkadaşımız portföyünü bunu aldığı zaman ne oluyor? Geliyor ofise. Burada işte şu evle alakalı çalışma başlattım. Hı hı. Rakamı bu. Bu mahallede dediği zaman sistemimizin bilgi işlem yine mevcut Villa Class'ta. Bütün ekibe mesaj atılıyor. Aa, çok güzel. Ve bu da farklı mesajdan, bir uygulama zannediyorum. Villa Class gayrimenkule özel bir uygulama. Şimdi Türkiye'de örnek alabileceğimiz gerçekten bizim sistemimizde çalışma yok. Hı hı. Biz kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Onun için bizde sirkülasyon hareketlilik önemli. Evet. Şimdi o portföy geldiği zaman hemen sisteme girilir ve o sistemde hazırda kimin müşterisi varsa o müşteri satış gerçekleştirir. Malın hızlı satılırlığı Villa Class'ta çok önemli. Evet, bu da tabii ki sizin ayrıcalığınız zannediyorum. Aynen, ev sahibinin hazırda müşteri olma olasılığı sıfır. Ev satmak bana göre şu anda hele özellikle günümüzde bu teknoloji çağında tamamen uzmanına bırakılması gereken. Muhakkak. Nasıl ki bir yerimiz ağrıdığı zaman doktora gidiyorsak, aynen herkesin öyle de bir gayrimenkul danışmanı olmalı diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yanılmıyorum değil mi? Evet, aynen öyle. Hayır Bey, şimdi Villa Class gayrimenkulün dününü, bugününü konuştuk. Ama yarın nerede olacak, siz nerede olmak istiyorsunuz? Çünkü yolunuz çok daha uzun ve tabii ki büyük hedefleriniz var, amaçlarınız var. Biraz hedefleriniz neler, onlardan bahsedin sevgili izleyenlere. Gayretlerimiz ve çalışmalarımızın sonucunda geldiğimiz bir nokta. Tabii bu noktada geldikten sonra artık tamam yeter, işte belli noktaya geldik mantığında değil. Çünkü 27 yaşındayım. Daha da önümüzdeki sürecimizde yapacağımız çok şey var. Evet. Bunların en başında bir kere Villa Class olarak Kuşadası'nda yakaladığımız sinerjiyi çevre il ve ilçelerden gören dostlarımız var. Bu insanlar sistemle alakalı sorularla geliyorlar ve biz bu sistemi dışarıya taşımak istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Hem avukatlarımız hem mali müşavirlerimizle beraber bu konuyla alakalı çalışmalar başlattık. Allah nasip ederse eğer yine önümüzdeki süreçte bu konuda Villa Class'ı diğer bölgelerde nasıl görebiliriz? Nasıl Villa Class'ı diğer yerlerde taşıyabiliriz? Ve demin anlattığım vatandaşlara ve insanlara, o bölgede yaşayan insanlara sektörel anlamda yardımcı olabiliriz. Şu anda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ve daha ne kadar faydalı olabiliriz araştırma içindesiniz? Evet, tabii ki. Zaten onu da biraz önce bahsettiğim gibi gayrimenkul danışmanlarının alacağı ve önümüzdeki süreçte eğitim
sürecini bahsettim, anlattım. Bunlar da tabii onu destekleyen projeler. Yine önümüzdeki süreçte bizim kendimize ait, firmamıza ait birkaç tane konut anlamında projelerimiz var ve biz bu ilk projemizi Kuşadası'nda inandığımız, güvendiğimiz bir firmayla beraber değerlendirdik. Kadınlar Denizi'nde, denize 100 metre butik bir proje oldu. Orada da 6 daire, ikisi dubleks ve bir dükkandan oluşmakta. Orada öyle bir projemiz var. Yine önümüzdeki süreçte bu konuyu da geliştirme adına neler yapabiliriz konuşuyoruz. Bununla beraber Villa Klas'ı bölgeye, ülkemize daha nasıl tanıtırız? Hem yurt içinde, yurt dışında çalışmalarımızı daha iyi nasıl yaparız? Her gün, her dakika, her saniye düşünüyoruz. Hep daha ileriye gitmek amaç, hep çok daha fazla faydalı olabilmek adına zannediyorum. İllaki, çünkü biz Villa Klas'ı markamızı soyadımız gibi algıladığımız için insanları mutlu etmenin yollarını arıyoruz ve firmamızı daha nasıl ileriye taşırız, onun çabalarını veriyoruz. Evet. Ve bu bizim için bir sorumluluk olarak algılıyoruz. Evet, hedefiniz büyük, yolunuz uzun. Bu yolda size başarılar diliyorum. Zaten şimdiye kadar birçok başarıya imza attınız. Bundan sonrasında da yine birçok başarıya imza atacağınızı düşünüyorum. Ve çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Mutlaka bulundukları yerde inandıkları kişilerle sektörel anlamda çalışmalarını rica ediyorum. Çünkü ev alıp satmak şakaya gelmeyecek bir husus. Onun için uzman bir kişiye başvurun ve onunla beraber işlemlerinizi yürütün. Benim tavsiyem bu. Selamlar, saygılar diliyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.